Evet, buradan daha net görebilirsiniz galiba. Birazcık karanlık. Şu ring light'ı bekliyorum arkadaşlar. Onun siparişini geçeceğim. Akşamları birazcık karanlık olduğu için videoları çekmiyorum ama akşam vlogu da istiyorsunuz benden. Akşamları neler yapıyorsunuz, evde vaktiniz nasıl geçiyor diye. Şimdi Atan'ın bakım saati başladı. Ataya bakım yapacağız. O yüzden böyle bir vlog çekmek istedim size. Şu an acayip bir şekilde tıkalı. Aspirisini yapacağım. Ellerimi yıkadım, dezenfekte ettim. Ama yine de şöyle bir tekrardan dezenfektan sıkmak istedim. Aspirasyon sondası hazır. Bunu buraya koyuyorum. Bu arada medikal malzememiz bitmiş. Yine tekrardan medikal malzeme almaya gideceğiz. Babasıyla ben de gidiyorum bunların alınması için. Şu an cihazı ötüyor. Uyarı veriyor. Tıkandı diyor. Ata tıkandı, aspire et diyor bana. Şöyle eldivenimi giyiyorum. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Hemen rahatlatacağım ben şimdi seni anneciğim. Atuşum. Şimdi rahat dişlerimizi fırçalayalım ama anneciğim sararı yoksa temiz olsun Atoş. Aç ağzı. Aç ağzı Atoş. Evet, şimdi aspiremiz bitti. Atanın dik yatması gerekiyor arkadaşlar. Mama yerken de, otururken de, akciğerine kaçmaması için yediğinin, içtiğinin bu şekilde yatması gerekiyor. Anne, dur kızım. Şu birazcık otursun diye böyle koydum. Poposu kızarmış çünkü arabasına koymadım o yüzden. Şu birazcık otursun. Tamam. Tamam küçücük. Bir de ata şöyle kateter mountlardan kullanıyor. Şu şekil. Bu kateter mountumuzun başı nerede? Ay şöyle geleyim. Görüyorsunuz galiba beni de. Evet arkadaşlar, şimdi atayı makineye bağlayacağım. Biraz daha rahatlaması için. Satürasyonu şu an 96-97'de. Aspire ederken satürasyonu düşebiliyor. O yüzden aspire ettikten sonra biraz beklemek gerekiyor. Doğru bir aspire edilmiş mi diye. Bakıyorum yani rahatlattım mı tamamen. Şu an 97'de. Yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Normalde ata kendi nefesini alabildiği için rahat bir şekilde sıkıntı çekmiyoruz oksijenden. Zaten makinesi bize ötüp uyarı veriyor. Şu an atanın görüyorsunuz nefes alışverişini hiçbir şekilde hırıltı yok. Çünkü güzel bir şekilde temizlendi. Satürasyonu normale geldi. Her şey yolunda. Şu kateter mountları da arkadaşlar biz 2 günde bir değiştiriyoruz. Bunu 5-6 günde kullananlar var ama bunların hepsi enfeksiyon sebebi. Çünkü tıkandığı zaman bazen o balgam buraya yapışabiliyor bu kateter mountların ucuna. O yüzden bunu sürekli kullanmak ya da yıkayıp kullanmak bile ister istemez enfeksiyona yol açabiliyor. 2 gün sonra biz bunu direkt atıyoruz, bekletmiyoruz. Tabii yani burada da şu oluyor arkadaşlar. Bunlar ücretli. Yani tanesini 10-12,5 falan olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ama aileler o yüzden tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Ama ben o enfeksiyonu göze alamıyorum. 2 günde bir değiştiriyorum. Yani bizim en çok hani para harcadığımız şeyler aslında yani kateter mantı, trakostomi pedi. Mesela bazıları trakostomi pedini neden kullanamıyor? Çünkü devlet bunu karşılamıyor. Siz gidip kendiniz ücretli bir şekilde alabiliyorsunuz. Tanesi 5 lira. Her gün değiştirdiğinizi düşünün. Gerçekten ciddi rakamlara ulaşıyor.
Onun dışında filtreleri var mesela. Ata ara ara arkadaşlar o filtrelerden de kullanıyor. Mecbur onlardan da almak zorundayız. Bu da aynı şekilde. Yani ailelerin bunu uzun süreli kullanmasının sebebi devletin karşılamaması. Kendi imkanlarıyla almaları. Ama biz enfeksiyon riskini göze alamayız. O yüzden sürekli değiştiriyorum. Yani düzenli, tertipli bir şekilde bakmaya çalışıyorum ataya. Sondalar da aynı şekilde. Sondalarımı devlet karşılıyor bu arada. Ayda 300 tanesini karşılıyor. Bize yetiyor. Bazılarına yetmiyor. Ekstradan ücretli bir şekilde alabiliyorlar. Evet, bizim de zaman zaman yetmediği günler oluyor. Kendimiz ücretli bir şekilde alıyoruz. Şimdi kateter mountunu açtım. Bunu makinesine bağlayacağım. Makinesinin ucuna her zaman eldivenini koyuyorum. Havayla temas etmesin, yine enfeksiyon kapmasın diye. Sonuçta buradan temiz hava gidiyor. Bakteriler, virüsler yayılabilir. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakmaya çalışıyoruz ataya. Şimdi bunlar kirlendi. Bunları şöyle bir çöpe atacağım. Ata rahat, gördüğünüz gibi. Satürasyon da giderek yükseliyor. Şu an 98'de. 98 bizim için çok iyi bir satürasyon oranı. Şimdi makinesinde bakıyorum su var mı? Evet, humidifierde su var. Ve makinesini açtım. Bu onu rahatlatacak arkadaşlar. Çünkü akşamları karbondioksit oranı düşüyor. Bu yüzden bu tip bebekler genellikle akşamları solunum sıkıntısını daha fazla yaşıyor. Biz ne olur ne olmaz diye akşamları tıkanmasın, rahat rahat uyusun diye ataya makine takıyoruz. Ama normalde makine ihtiyaç var mı derseniz, hayır yok. Makine ihtiyaç olmadan da ata kendi nefesini alabiliyor. Akciğerleri yorulmasın diye böyle bir şey yapıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi aspir ettikten sonra da gayet rahatladı. İlaç saatini bekliyor. Mamasını hemen hazırlayacağım. Mamasını vereceğim. İlaçlarını vereceğim. Şöyle yüzünü de yakın bir şekilde çekeyim size. Nasıl rahatladığını görebiliyorsunuz. Bu tip çocuklarda en önemli olan şey bakım arkadaşlar. Bakım olmadığı sürece hayatta tutma şansımız da minimuma düşüyor. O yüzden bakımını elimden geldiği kadar. Bir dakika. Ara ara böyle makine ötebilir. Yani bu da geceleri uyumama sebebimizin aslında. Yani biz artık alıştık aslında ama belli bir süreden sonra alışabiliyor insan. Bazıları alışamıyor. Bu tamamen sizle alakalı. Zamanla bu sese alıştıktan sonra bu şekilde hayatınız devam ediyor. Onun iyiliği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bakın, o da bana teşekkür ediyor. Böyle teşekkür etmesi bile yetiyor. Gülüyor benim oğlum. Değil mi annem? Sen mutlu mu oldun anneciğim aspire edildin diye? Rahatladın mı sen meleğim? Anne? Atam? Heh, söyle anneciğim. Mutlu mu oldun? Anne sana güzel mi bakıyor? Sen annen güzel mi bakıyor kuzum? Oy. Şimdi bir konuşsan anne desen. Teşekkür ederim desen. He? Kuzucuğum. Oh. Böyle gülünce de teşekkür etmiş oluyor benim oğlum. Annem. Oh, bal gibi bal. Cennet kokusu var benim oğlumda. Cennet kokuyor benim oğlum. Annesinin biricik prensi. Kuzusu. Güzel kirpiklisi. Pamuk yüzlüsü. Çok güzelsin annem sen. Çok güzelsin annem. Allah seni özüne büzene yaratmış anneciğim ya. Oy, o ballarını yerim. Ballarını yerim senin. Evet arkadaşlar, şimdi atamın mama saati. Hemen mamasını hazırlıyorum ve geliyorum. Evet, şimdi ilaç saatimiz geldi. İlaç ve mama içecek ata. Etkileşimde olmayan ilaçlarını aynı anda verebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden biz aynı anda verebiliyoruz. Evet, şimdi ilaçların ardından mamasını veriyoruz. Mamasını ata yavaş yavaş içiyor. Bu arada ilaçlarını aldıktan sonra mamasını çok az veriyorum.
Daha sonra ekleme yapıyorum. Şimdi az vereceğim mamasını. Bir anda midesine baskılama yapmasın diye. Önce bir 60 cc vereceğim. Ardından biraz su vereceğim. Ardından 2 saat sonra ekstradan birazdan mama ilave edeceğim arkadaşlar. İlaçlarını çıkartmaması için. Bu ilaçlarını almadığı zaman çünkü nöbetleri artıyor atanın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ata ilaçlarını içti, mamasını içti. Yavaştan uyuyor gibi. Yarım saat böyle yatması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kafası dik bir şekilde. Şurada no sleep yazıyor. Uyku yok. Değil mi anneciğim? Yok mu? Birazdan uyur muhtemelen ama bir yarım saat böyle dinlenecek. Ardından bir altını kontrol edeceğim. Altını temizleyeceğim. Kremlerini süreceğim. Masajlarını yapacağım. Uykuya hazırlayacağım onu. 12'de tekrardan başka ilaçları başlayacak çünkü. Hadi birazcık dinlenelim anneciğim. Bir yarım saat mola. Evet arkadaşlar. Ata uyandı. Saat 12'ye geliyor. Yatağını falan hazırladım. Şimdi üzerini değiştireceğim. Pijamasını giydireceğim. Dur bakalım anneciğim. Şimdi ata uyuyacak ama uyumadan önce şöyle bir genel bakımını yapacağım arkadaşlar. Tamam kuzum. Pahasını çıkarttım. Ses çıkartmasın diye onu da sessize aldım şimdi. Dur kusucuğum. Anneciğim. Atoş. Evet, dur bunu çıkartıyoruz. Hoppa yaptık oğluma. Tamam anneciğim. Gece yatmadan önce krem sürerseniz daha rahat uyur. Tamam. Tamam, azıcık mesaj yapalım, yatacağız, uyuyacağız Atoş. Şu an dokunulmasını istemiyor. CBD saati geldi. Kenevir yağı kullanıyor ya. O yaklaştığı zamanlarda birazcık nöbetleri böyle artıyor. Kasılmaları artıyor. Atanın teni çok yumuşak arkadaşlar. Sürekli kremlediğim için. Yani biz kremini hiç aksatmıyoruz. Tamam kuzucuğum, tamam kuzucuğum. Önce çoraplarını bir giydirelim. Üşümesin, çok da beklemesin. Sobayı da yaktım, gerçi üşümez ama. Yine de çok fazla bekletmiyorum böyle çıplak. Peginin etrafını sildim ama yine de bir yatmadan önce akıntı, sızıntı varsa şöyle bir temizleyeyim, bir ferahlasın. İzotonik suyla silmiştim zaten bundan önce. Bir de şöyle akıntı falan, pislik mislik gelmesin diye şöyle bir ferahlasın ata diye temizliyorum orayı. Sonra yumuşak bir zıbın giydireceğim. Bazı zıbınlarının kumaşı sert oluyor. Sevmiyorum. Gece yatarken değiştiriyorum temiz olsa bile. Mesela bu sert, sevmiyorum gece bununla yatırma yatayı. O yüzden çıkartıyorum. Şöyle yumuşak pamuklu zıbınlardan giydiriyorum geceleri. Gel kuzum. Tamam anne. Tamam. Gübüş gübüşü sürelim. Gübüş krem seviyor. Bu arada ata kilo aldı arkadaşlar. Maşallah toparlandı. Çok zayıftı. Tamam. Atoş elini ver. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Tamam kuzum. Tamam kuzum.
Peki. Evet. Şimdi pijamamızı giyinelim. Gece yatarken giydiği pijamalar da bu arada hepsi pamuklu. Geceliği ayrı, gündüz giydiği ayrı atanın. Bunların hepsi yıkanıyor, ütüleniyor. Bütün kıyafetleri ütülü bir şekilde giyiyor. Ütüsüz hiçbir kıyafeti yok atanın. Buna çok dikkat ediyoruz. Bakın hep ütülü, tertemiz, düz diyorum, getiriyorum, giydiriyorum. Tamam, kusucuğum. Ütülerini de Berrak ablası yaptı. Yardıma geldiğinde bana sağ olsun. Şimdi arkadaşlar şu ayak kısmını şöyle güzelce bir düzlüyorum. Atanın gece ayakkabısını giydiriyorum saat 2'ye kadar şöyle de. Normalde bunun her zaman giymesi lazım da. Ara sıra giydiriyorum, çıkartıyorum buraya bunu. Bazen ayağını ağrıtıyor çünkü. Şöyle, dur bakayım. Atanın pepeli ayakkabıları. Bunu böyle giydirdik. Ayakkabısını giydi atalım. Diğer ayakkabısını da giyelim. Bunlar bu arada tekrardan değişecek. Zamanla küçülüyor. Bir sene oldu biz bunu yaptıralı. Çok ne var gibi sanki. Değiştirebiliriz bunları da. Tekrardan alabiliriz. Bir dakika anne. Bu tamam. Ayakkabılarımız hazır. Şimdi üstümüzü de giyelim. Ya bir dakika ya bir dakika can 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 yarım ısırırım seni can ısırırım seni yerim. Ne oldu? Giymek istemiyor musun? Ama Cici anneciğim bu gece yatacağız artık. Temiz temiz uyuyalım, pijamalarımızı giyelim. Bütün çocuklar pijamalarını giyiyorlarmış. Evet, ha tertemiz oldu benim oğlum. Şöyle karışık. Böyle düzleyelim. Yatak yarası yapmasın. Atayı şöyle dik bir şekilde yatırıyorum. Bu şekilde daha rahat nefes alıyor. O yüzden ata dik yatıyor. Evet, ata ve ata gibi özel çocuklarda emme ve yutma olmadığı için maalesef ki düz bir şekilde yatamıyorlar. O yüzden atayı sürekli böyle yerden 30-35 santim yükseklikte yatırıyoruz arkadaşlar. Bu tip çocuklar bu şekilde yatıyor. Hani bana soruyorsunuz ya ata neden yüksekte yatıyor diye. Mama kaçağı olmasın, akciğer enfeksiyonu oluşmasın diye. Bu da şöyle küçük bir not olsun soran arkadaşlar için. Şimdi şöyle bantlardan yaptırmıştım ben. Daha önceki aldığımız ayakkabı durma cihazının aldığımız yere yaptırmıştım. Ayaklarını yamultuyor ya, bunu yapmaması için şöyle birleştiriyorum. Bu da onun için bu arada bir egzersiz. Bakın döndürüyor. Kurbağa şeklinde yapmak istiyor. Ama biz ona sürekli hatırlatacağız nasıl yapması gerektiğini, nasıl durması gerektiğini. Tamam kuzucuğum. Şimdi yapamaz. İstese de açamaz ayaklarını. Bu şekilde yavaş yavaş alışacak inşallah. Değil mi kuzum? Alışacağız anneciğim. Şurayı da şöyle bir bağlıyorum. Bir de. Şurayı bağlayalım. Dizlerim de yamultuyor çünkü. Şimdi birazdan bağırmaya başlar buna. Böyle bir 2-3 saat kadar kalsın. Bu da onun için bir egzersiz şu anda. Egzersiz gibi düşünün bunu. Sonra yüzünü tekrar da şöyle bir siliyorum, ferahlasın. Gece uykusu çok önemli. Hem siz rahat ediyorsunuz hem o rahat ediyor. O yüzden güzel bir bakım yapmak gerekiyor gece onlar yatmadan önce. Değil mi kızım? Sen de destekliyorsun. Şöyle temizledik. Evet. Şimdi kremini de süreceğim.
Taşıyorum annem. Uzun süredir öje sürmüyordum. Bugün kız arkadaşımın şahidiydim. Nikah vardı, ona gittim. Bir garip geliyor ellerim bana. En son da arkadaşlar şöyle kulaklarını bir temizliyorum. O da onu rahatsız eder sonuçta, pislik falan varsa. Tamam. Bir de burayı temizleyelim. Atoş mis gibi oldu Atoş. Şimdi gelsin de uyumasın ata. Ağlasın değil mi? Evet. Atanın bakımı bitti arkadaşlar. En son da birazdan ilacını vereceğim. Şöyle hafiften karnına masaj yapıyorum. Ayaklarım bitiyor. Ya çin 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 çin. Çin çin yerim seni. Ittiririm. Oh. Isırırım seni. Bal kokulu, mis kokulu. Ne oldu? Sinema gitti. Nasıl gülüyor? Yemem sana ben anne. Arkadaşlar biraz karanlık biliyorum ama ışıklar bir şekilde, inşallah dediğim gibi o alacağım ışık geldikten sonra biraz daha net görebileceksiniz. Akşam bile olduğu için bu şekilde birazcık karanlık çıkabilir. Kusurumuza bakmayın. Evet. Şöyle mesajlar, mesajlar. Rahatlasın, uyusun benim oğlum. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Evet, hoşuna gitti Atoş'un. Şimdi ilaç saati geldi arkadaşlar. CBD yağı var. Inovelon diye bir ilacı var. Onları vereceğim şimdi Atay'a. Mama takviyesi yapacağım demiştim ya. Şimdi buradan tekrardan mama vereceğim Atay'a ilaçlarıyla birlikte. Atacığım hazır mısın ilaçlara? Kuzucuk. Önce CBD yağını veriyorum. Hemen dil altına alacağı için şöyle. Bunu çekmiyor çünkü ata. Evet. Şöyle yayıyorum. Sonra mamasını vereceğiz atanın. İlacıyla birlikte verebiliriz mamasını. Daha mama makinesine geçmedik bu arada. Mama makinesine de geçeceğiz. Ama ben Atan'ın düzenini bozmak istemiyorum şu ara. Çünkü düzenli kilo alıyor. Yavaş yavaş besliyorum. Sık sık besliyorum. Hani midesi de yorulmasın diye. Şu an iyiyiz şırıngayla. Bakalım belki mama makinesine geçebiliriz ilerleyen zamanlarda. Mama yemeden önce karnına masaj yapmam. Hani gazı falan varsa rahat bir şekilde çıkartması için. Bakın gördüğünüz gibi makineden ayrı rahat bir şekilde nefesini alabiliyor. Bu çok önemli benim için. Melek ya, melek gibi. Nasıl bakıyorum? Canım oğlum benim. Ayaklarını da bükmüyor. Cezalı gibi. Olsun. Böyle böyle öğrenecek. Yapacak bir şey yok. Keşke elimizden başka şeyler gelse de, ama elimizden bunlar geliyor.
suyu birazdan tekrar vereceğim. Yine baskılamak istemiyorum midesini. Bunlar yeter. Yani bu tabii çocuğa göre değişiyor ama ben atanın dilinden artık anlıyorum. Neye ne şekilde tepki vereceğini biliyorum. Bu tamamen onunla benim aramdaki olan bağdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani atanın ne zaman ne isteyeceğini, ne zaman işte ağlayacağını, neye huysuzlandığını zamanla bunları ben anlıyorum. Annelik dili oluyor. Çocukla anne arasında böyle bir bağ kuruluyor. Biz o bağı atayla 3 aylıkken kurmaya başladık. Hastanede yattığımız dönemde başladık. Çok şükür şimdi birçok şeyini öğrendim ve yani bazen evet anlamadığım zamanlar oluyor. Ama neye ne şekilde tepki vereceğini biliyorum en azından. Bu benim için güzel bir şey. Değil mi kız? Atamız rahat şimdi. Dediğim gibi egzersizini yapar bir iki saat daha. Saat 2 gibi tekrardan kalkacağım. Mamasını vereceğim. Tabi bu sürede uyumayacağım. İşlerim var, onları halledeceğim. Videolarla uğraşacağım. Editlerimi falan hallederim. Bu şekilde. Daha sonra da inşallah ata uyur. Ve ben de onunla birlikte uyuyabilirim. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Akşam şöyle bir rutinimizi göstermek istedim size elimden geldiği kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay daddy. Bay bay. Bay bay.